Peygamber Efendimizin doğumu nedeniyle düzenlenen kutlu doğum haftası etkinlikleri devam ediyor. Müftülükle Sancaklar Vakfı'nın ve bazı okullardaki kutlamaların ardından AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından da bir kutlama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Siirt'e gönderilen dev çadırda gerçekleşen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Peygamber Efendimiz'e anlatan konuşmalar gerçekleştirildi ve Mevlid-i Şerifeler ve ilahiler okundu. Çadırı ziyaret eden AK Parti milletvekili adayı Profesör Doktor Yasin Aktay, bayanlara seslendi. Profesör Doktor Aktay, hepimizin Peygamber Efendimiz'e örnek almasını ve bunu hayatımıza tatbik etmemizi istedi. Peygamber Efendimiz bizim hayatta varoluş sebebimiz. Peygamber Efendimiz'in bize getirdiği risalet, Allah'tan bize getirdiği mesaj, kitap, Kur'an bizim bu dünyada yolumuza ışık tutan hayat rehberimiz. Hepimizi bu dünyada yaşamamızı anlamlı kılan, manalı kılan temel sebebimizdir Peygamber Efendimiz. Allah'a hamd ediyoruz. Allah bize onu anlamayı önce nasip etsin. Peygamber Efendimiz İnsanları büyük bir cehaletten kurtardı. Adı üstünde bir cahiliye dönemiydi. Bu cahiliye döneminde insanlar putlara tapıyordu. İnsanlar birbirlerine tapıyorlardı. Bazı insanlar diğerlerinden kendileri daha üstün sayıyorlardı. Niye? Çünkü ya eşraftandır, ya belli bir kabileden geliyor, ya belli bir ırktan geliyor olduğu için kendini diğerlerinden üstün sayıyordu ve diğer insanları köleleştiriyordu, diğer insanları eziyordu, diğer insanları aşağılıyordu. Gözleri kördür, kulakları sağırdır ve görmezler, işitmezler. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Ama biz tıpkı Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi görmeyen gözleri açmaya, duymayan kulakları duymaya davet etmekten hiçbir zaman usanmayacağız, usanmıyoruz. Zahtar maytaybe, salli ala Muhammed. Allah yahtiya saybe, salli ala Muhammed. Peribe, peribe, peribe aman. Levo alel peribe, iştaybe iye. Programda konuşma yapan Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz de Kadın Kolları Başkanı olarak ilde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ak kadınlar, bu güzel çatının altında toplandığımız için, ziyanı bırakmadığımız için çok teşekkür ediyorum. Sayın Vekilimiz Yasin Aktay'a çok çok teşekkür ediyorum. İkinci sebebimiz de biliyorsunuz Nisan ayı kutlu doğum ayı. Mübarek ay, bir çaylar başladı ve dün Regaip Kandili'ni kutladı. Bu şerefli, bereketli Nisan ayında bizi bırakmayın. İşi gücü bırakın, buraya bu salonu dolduran siz şerefli kadınlar başım gözüm üstüne geldiniz. Şeref verdiniz, onur verdiniz. Ak kadınların gücü bu işte. Elhamdülillah şu an Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorsa, derslere başörtülü girebiliyorsa, her yerde La ilahe illallah diyebiliyorsa ak hükümet sayesinde. O yüzden 7 Haziran'da ak kadınlar, sizden şu 45 gün kalmış günün yüzü hürmetine ne olur 400 milletvekili meclise göndermeye var mıyız? Ak kadınlar,
daha çok oturmayacağız. Biliyorum, size güveniyorum.